Ermenistan'ın başkenti Erivan, Ağrı Dağı'nı bütün ihtişamıyla görecek kadar Türkiye'nin yakınında. Ama coğrafi olarak ne kadar yakınsa, siyasi olarak da bir o kadar uzak. Bu uzaklığın en büyük nedeni ise 1915'te yaşananlar. Erivan'daki bu anmaya katılanlarla sınırın diğer tarafında 1915'e bakış tamamen farklı. Aralarında böylesine zor bir tarihi mesele bulunan bu iki ülke, ilişkilerini normalleştirmek için şimdilerde yeniden bir süreç başlattı. Stop Nikol. Sadece 1915 olayları değil, ekonomik dengeler, Türkiye-Azerbaycan yakınlığı ve Ermenistan'daki iç siyaset gerilimleri bu sürecin çetin olacağını vaat eder. Resulü, aynımız yapay! Türkiye'ye muhde, hayır çeşitli! Allah, Türkiye, hayastar! Peki Ermenistan halkı Türkiye'ye ve Türkiye ile normalleşmeye nasıl bakıyor? BBC Türkçe ekibi bu sorunun cevabını Ermenistan'da aradı. They need to acknowledge the fact of the genocide. I cannot be in proper relationship with the nation who tried to kill not only me but the ancestors and everyone and the youngsters. Այսինքն թուրքերը մեզ բարդ են. Մենք հողատեր ենք եւ պահանջատեր ենք. I really like whatever is happening between Armenian government and Turkish government right now. Նման խոշոր տնտեսության հետ բաց հարաբերությունը իմ կարծիքն է սա, իմ կարծիքով անպատրաստ։ Son normalleşme sürecine gelmeden önce biraz geçmişe uzanalım. Հայաստանի հանրապետության երագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի հանրապետությունը անկախ պետություն։ Günümüzdeki Ermenistan Devleti Sovyetler Birliği dağılırken 1991'de kuruldu. Türkiye, Ermenistan'ı ilk tanıyan ülkelerden biri oldu. Ankara, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki 1. Dağlık Karabağ Savaşı'na tepki olarak 1993'te Ermenistan'la arasındaki sınır kapılarını kapattı ve ülkeye doğrudan ticareti de sonlandırdı. 2008'de iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla İsviçre'nin arabuluculuğunda bir süreç başlatıldı. İki ülkenin cumhurbaşkanları ilk kez bu dönemde karşılıklı ziyaretlerde bulundu. Türkiye'nin Ermenistan'la imzaladığı protokollerin keyfiyeti bugün iktidarı elinde tutan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aittir. 2009'da Zürih protokolleri imzalandı. Ancak protokoller uygulanamadı. Bu süreçte özellikle 1915 olayları ve Dağlık Karabağ sorununa farklı yaklaşımlar rol oynadı. Taraflar protokollerin uygulanamamasından birbirlerini sorumlu tuttu. Ve sonrasında uzun bir sessizlik dönemi yaşandı. ...2020'ye gelindiğinde 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ankara, Bakü'ye büyük destek oldu. 44 günlük savaş, Rusya'nın arabuluculuğundaki bir anlaşmayla sona erdi. Anlaşma, Ermenistan'ın yenilgisi olarak yorumlandı. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa, bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. 2021'de Türkiye ve Ermenistan doğrudan görüşmeler için birer temsilci atadı ve yeni bir normalleşme süreci başlattı. Taraflar görüşmeleri ön koşulsuzluk mesajlarıyla devam ettiriyor. Ermenistan kamuoyunda bu süreçle ilgili ortak bir görüş yok. Ոչմիանշանակեն կան տարբեր դրամատուրգություններ կապված Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման հետ։ Իդեպ սա նոր բան չէ, միշտ երբ որ խոսք է գնացել հայ-թուրքական կարգավորման մասին, ապա Հայաստանում կարծում եմ նաև Թուրքիան ոչմիանշանակ են սա անցկալել։ Ermeniler her yıl 24 Nisan'da 1915 olaylarında ölenleri anıyor. 1915'e bakış iki ülke arasındaki en kritik konulardan. Erivan yaşananları soykırım olarak görürken Türkiye ise iki taraftan da insanların öldüğü trajik bir süreç olarak ele alıyor.
anma alanında konuştuğumuz herkes Türkiye'den 1915'i soykırım olarak tanımasını istiyor. Ben soykırımın 3. neslinden geliyorum. Bizim evde konuşulan bir dildi Türkçe. Babam taraf Adana Gavurdağlı, öyle diyorlar. Anam taraf Dörtyollu. İki hükümet arasında normalleşme olmalı. Sınırlar açılmalı, yollar açılmalı. Ama halklar da birbiriyle barışmalı. Bu mesele bitmeli. Türkiye Ermeni soykırımını tanımalı. Ve bundan sonra bence halklar arasında normalleşme olabilir. I hope and I believe that we have to finally reconcile and also forgiveness is important. But they need to acknowledge the fact of the genocide. I really like whatever is happening between Armenian government and Turkish government right now. That's nothing to do all to whatever is happened, that different goes. When they start the nations together, it can be solved lots of things. We believe that. In the future, we, Turkish and Armenian people, let's be together. That much I can say. Welcome, welcome to our nation. They always say, Turks, I mean, officially, the government, we want to normalize the ties and everything. But then, when it comes to negotiations, they suddenly just come up with some, you know, prerequisites, preconditions, which are mainly connected with Azeris and the situation in Artsakh. Ermenistan'la başlattığımız, Azerbaycan'ın da desteklediği Can Azerbaycan'la istişare. Can Azerbaycan'la istişare ediyoruz. Can Azerbaycan'la birlikte koordine ederiz, birlikte karar veririz, birlikte adım atarız. Ermenistan'da konuştuklarımızın en hassas olduğu konulardan bir diğeri de Azerbaycan meselesi. 2020'deki savaşın Erivan'ın kayıplarıyla sonuçlanması toplumda büyük bir çöküntü yaratmış durumda. Bugün ülkenin dört bir yanında savaşın yansımalarının sürdüğünü görmek mümkün. Antalya'da olan kasıl Türkkan anverapa ajaksiyonu Azerbaycan'ın da mutaukumu Hayastan'ın masnapes het paterasmakan iravichakum tesnumen kor Türkiye'nin nuypes tsankanume aispes kochvats Azerbaycan'a et Nakhchivan'i Mijansk batsel voru khntraharuyts e Hayastan'i ev. Now those who are not opposing to this normalization, they are not that much optimistic as before, because the world was absolutely different, the region was absolutely different. There was no 44-day and Turkish engagement in that war back in Azerbaijan. Türkiye ile normalleşme ile ilgili kaygıları olanlardan bazıları buna gerekçe olarak Türkiye'nin savaştaki Azerbaycan desteğini gösteriyor. Being an Armenian and being by my roots from Artsakh, from Hadrut, I cannot be in proper relationship with a nation who tried to kill not only me, but the ancestors and everyone and the youngsters. So I'm not okay for it. I'm with that. Even if the government agrees, still in my heart, I will be against that. By the time Azerbaijan and the Turkish government is backing up Azeris to get the lands of Artsakh, the Shushi, the Kelpachar, all of these countries, we do not accept that normalization. Those who are opposing to the process right now, they think that it's a continuation, it's another opportunity for Turkey and for Azerbaijan to solve these issues in the interest of Azerbaijan. That is why we have to receive more clear messages on Turkish side to decrease this uncertainty, this entropy. Erivan ve Ankara arasındaki normalleşmenin önemli sacayaklarından biri ekonomi. Burası Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Gümrü. Kars'a açılan sınır kapısı bu kentte yer alıyor. Buradan Kars'a uzanan bir tren yolu var. Aradaki Akyaka Demiryolu sınır kapısı tıpkı Iğdır'daki Alican Karayolu sınır kapısı gibi kapalı. Türkiye sınır kapılarını açarsa Gümrü ticari hareketlilikten en fazla etkilenecek yerlerden biri olacak. Gümrü sokaklarında da farklı görüşler var. Qavaq
բայց նաև կա գիտակցում, որ հարատև 4 երկրից մենք հիմա սահմանները փակեն երկուսի հետ։ Շատերը նաև գիտակցում են, որ տնտեսապես մեր երկիրը երկար նմանցել, երկար չի կարող շարունակել։ Ես կարծում եմ, որ եթե հարցնեք մարդկանց, իրենք մեծամասն կասեն, չէ, դեմ են նման սահմանի բացմանը, բայց եթե սահմանը բացվի առանց մարդկանց հարցնելու, ոչ ոք դեմ չլինի ու կհարմարվեն արդեն նոր կյանքին։ Դե իմ կարծիքով հասարակ բնակչության վրա ընդհանրապես չի ազդելու, գործատերերին, անհատ բիզնեսմեններին կարող է լավ լինի, բայց ընդհանուր փոփոխություն ես չեմ տեսնելու։ Իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքով, իհարկե սահմանների բացումից իմ անձնական կարծիքով մեր տնտեսությունը կտուժի։ Այսօր անպատրաստ են նման խոշոր տնտեսության հետ բաց հարաբերությունը, իմ կարծիքն է սա, իմ կարծիքով անպատրաստ։ Շատ են նշվում այն մասին, որ թուրքական շուկան բավականին մեծ է և հայաստանյան շուկայի հետ մրցակցության խնդիր կա, սա նույնպես բավականին խնդրահարույց է, այսինքն մտահոգիչ հարցերից է, և կարծում եմ, որ այստեղ պետք է հետազոտություններ կատարվեն, թե ինչ հեռանկարներ կամ ինչպիսի հնարավորություններ այն կարող է ունենալ։ Halihazırda iki ülke arasında doğrudan ticaret yok. Ancak Ermenistan'da farklı sektörlerdeki çeşitli Türk markalarıyla karşılaşmak mümkün. İki tarafta da bazı iş çevreleri normalleşmeye en yakın kesimler arasında görülüyor. Ancak Ermeni tarafında kaygılar da var. A lot of Armenians, they really understand the importance of the deblockade of Armenia, the importance of the communication for the business, and no one argues that, you know, Armenia will not benefit, or Armenian businesses, or Armenian society will not benefit from this. No, the problem is on the other level, because security, unfortunately, is opposed to other agendas like business, economy, etc. ...2018'deki Kadife Devrimi olarak adlandırılan süreçte iktidara gelen Başbakan Nikol Paşinyan... ...son dönemde muhaliflerinin yoğun protestolarıyla karşı karşıya. Protest started after the speech of Mr. Paşinyan in Armenian parliament... ...when he spoke about the possible, you know, decrease of the status of Republic of Artsakh. Ordinary people who come here, they have one main, you know, quest. Future of Artsakh should be decided by the people of Artsakh. And in any case, Artsakh should not be part of Azerbaijani Republic. Muhalifler, Türkiye'nin Bakü'ye desteği nedeniyle Azerbaycan meselesi ve Türkiye ile yakınlaşmayı yer yer bir arada ele alıyor. Muhalif milletvekili Artur Vanetsyan, 44 günlük savaşta Ankara'nın pozisyonuyla Bakü'nün Ermenistan ve Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye Zangezur Koridoru açma projesini eleştiriyor. Ayrıca Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Uruguay'da Ermeni protestoculara Bozkurt işareti yapmasını ve Zafer Partisi'nin meclise verdiği iki ülke arasındaki sınır kapısının adının Talat Paşa olarak değiştirilmesi önerisine de tepki gösteriyor. Ինչի սկզբանե հայտարարենք, որ դեմ չենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Փաշինյանը որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ չի ներկայացնում թուրքական կողմին կարգավորման համար, այլ ասում է, որ պետք է հարաբերությունները կարգավորենք առանց նախապայմանների, բայց իրականում մենք տեսնում ենք, որ կան նախապայմաններ եւ այդ նախապայմանները ի վնաս Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բայց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը չի կարող լինել միակողմանի զիջումների արդյունքում Հայաստանի կողմից իրականացվող։ Ա հիմնականում կարելի ասել, որ այսպիսի մտահոգություններ կան հայհասարակությունում, բայց առհասարակ կարծում եմ, որ ընդհանրապես մեծ հաշվով հայհասարակությունը կարծում եմ պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման։ Մարտավարությունը կամ
հերանկարն այն է, որ կողմերը գնան առանց նախապայմանների բանակցությունների եւ շատ հարցեր կամ գուցե ընթացքում լուծվեն լռելային ձևով կամ որոշ հարցերի պատասխանել փորձի տրվի բանակցային ձևաչափով, այսինքն Peki Ermenistan yönetimi Türkiye ile devam eden süreci nasıl değerlendiriyor? Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vuhan Hunanyan, konuyla ilgili sorularımızı yazılı olarak yanıtladı. Hunanyan, Erivan'ın normalleşmeyi ön koşulsuz olarak savunduğunu, bunun hükümet programında da yer aldığını söylüyor. Görüşmelerin gelişiminden bahseden Ermeni yetkili, şu ana kadar somut bir ilerleme sağlandığının söylenemeyeceğini belirtiyor. Hunanyan, sürecin somut adımlarla hızlanması gerektiğini savunuyor. İki ülke arasındaki görüşmeler sürerken İstanbul ve Erivan arasındaki doğrudan uçak seferleri uzun zaman sonra yeniden başladı. Şimdi yeni adımların neler olacağı merak ediliyor. Hem Erivan hem de Ankara normalleşme süreciyle ilgili olumlu mesajlar veriyor. Sürecin nereye evrileceğini öngörmek zor. Ancak normalleşmenin kısa ve kolay bir süreç olmayacağını tahmin etmek güç değil.